kadın genital sisteminde en sık karşılaştığımız iyi huylu tümörler olan miyomlardan bahsedeceğim. Miyomlar yaklaşık olarak 4 ila 5 kadından birinde görülen ve genellikle üreme çağında en sık karşılaştığımız iyi huylu tümörlerdir. Sayıları, boyutları ve rahimdeki yerleşim yerlerine göre çok değişik şikayetlere yol açabilir. En belli başlı yol açtığı şikayetler kanama ve ağrıdır. Ağrı bazen sadece adet sırasında görülebilirken, bazen hayat boyunca devam eden veya ilişki sırasında görülen ağrı şeklinde de olabilir. Kanamalar da miyomların yerleşim yerine göre az veya çok olarak değişmektedir. Ayrıca yine yerleşim yerlerine göre miyomlar kısırlığa da yol açabilmektedir. Tedavisine gelince, sessiz olan miyomları takip ederken kadın yaşamını olumsuz etkilemeye başlayan ve bir takım yakınmalara yol açan miyomlarda operasyon seçeneği söz konusu olacaktır. Bu operasyonlar miyomların yerleşim yerine sayısına göre değişik alternatifler şeklinde uygulanabilmektedir. Rahim içerisinde yer alan, kavite dediğimiz endometriyal boşlukta yer alan miyomlar 3 cm'e kadar olan boyutlarda ise histereskopi dediğimiz vajinal yoldan girilerek optik bir sistemle tamamen çıkartılabilir. Ve kadın aynı gün hastaneden çıkar. Çok konforlu ameliyatlardır. Onun dışında genellikle rahim dışına doğru büyümüş ve sayısı fazla olmayan miyomlarda kapalı dediğimiz laparoskopik yöntemlerle miyomlar rahatlıkla çıkartılabilir. Eğer laparoskopik olarak çıkarmanın uygun olmadığı, sayı ve yerleşim yerleri olarak daha zor bölgelerde yerleşmiş miyomlar söz konusu ise, o zaman açık miyomektomi dediğimiz karın açılarak bu miyomlar temizlenir. Rahim alma en son seçenek olarak düşünülmelidir. Genellikle doğurganlığını tamamlamış ve miyom alma, miyomektomi ameliyatını tercih etmeyen kadınlarda son seçenek olarak rahim miyomlarla birlikte çıkartılabilir. Fakat dediğim gibi hekimlikte temel felsefe bir operasyonu olabilen en küçük bir cerrahi işlemle halletmeye çalışmaktır.